yapmacık oluyor. Yönetmenin kesin emri var. Dişleri düzeltmeden gelmeyin dedi. Işıkları ayarlayamıyorlarmış. Işıklar dişlerinin arasından tıf diye emilip kaybolup yok oluyormuş. Fizik profesörü çağırdılar. Durumu olur öyle ile açıkladı. Yeter, bu nedir arkadaş, yeter ya. Benim dişlerimle niye uğraşıyorsunuz? Onların hepsi tek tek bir anlama sahip arkadaş. Halk bunun için seviyor beni. Bu dişler yüzünden seviyor. Seyrek dişi kötü adam demiyorlar mı bana? Diyorlar. Ne uğraşıyorsunuz arkadaş? Bir kat kireç atın. Sarı çok iyi durmadı. Bir kat, bir kat. Mikrofonlar takıldı mı? VTR'e girecek. Sağlam ve her koşulda düz duran bir tabure yapmak isterseniz tabureyi üç ayaklı yapmak zorundasınız. İki ayaklı dengesiz, dört ayaklı nazlıdır. Her yerde durmaz. Oysa bizim durumumuzda konu şansa bırakılamayacak kadar önemliydi. Güneşin yerini aya devrettiği saatte doğdu. Ölçülmedi ama doğduğunda IQ'su 50'ye yaklaşmıştı. Ne akranları ne büyükleri 8 yaşına kadar yeteneklerini keşfedemedi. Yılmadı, okulun en başarılı öğrencisi oldu. Ah, direkten döndü. Sınıf başkanı seçildi. Görevini başarıyla yapmaya çalıştı. Ne gerek varsa. 13 yaşına geldiğinde TÜBİTAK'ın ülkemizin sorunları kompozisyon yarışmasına küresel ısınma nedir isimli çalışmasıyla katıldı. Ama yazıyı Ocak ayında verdiği için... iyi işte. Donuyoruz zaten. Tepkisiyle derece alamadı. Çevresel sorunlar, nükleer enerji, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri, aşırı gübre kullanımı, yanlış sulama konularında bir sürü fikri vardı. Ama işte olmadı. O, Oğuzhan'dı. O yüzden şimdi size Sezai'den bahsedeceğim. Çok sıkılıyorum ya Sezai. İstanbul'u özledim ya. Geleli 2 ay oldu. Sana yemin ediyorum 2 aydır her gece rüyamda İstanbul. Her sabah da Ali'lerin hamamdasın ama. Ne yapıyorsunuz lan siz İstanbul'la rüyanda? He? Ulan oğlum senin de işin gücün geyik Sezai ya. Bir laf konuşturmuyorsun. Şeytan diyor dön mahalleye. De işte. Nasıl döneceksin? Vallahi bir kurşunda yıkarlar adamı. Sezai hala bekliyorlardır değil mi? Yani işte onu bir bileydik iyiydi. Hadi getir oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ya sen ne aşağılık, ne adi bir herifsin ya. Lan insan çocuğuna bunu yapar mı? Köpeğin mi lan o senin? Ne var lan? Oğlumla vakit geçiriyorum. Günde en az 2 saat vakit geçirin. Sokağa çıkarın demiyorlar mı televizyonlarda? Ya Sezai sen var ya resmen... Ulan kötü bir adamsın lan sen. İşin gücün para, zina, haset... Fitne, ikiyüzlük, riyakarlık, bencillik, aile bilmezlik, fitne, fesat. Ne alakası var ya? Ne alakası var Turgut Allah aşkına? Bugün kime sorsan, hangi dergiye, ansiklopediye baksan... Sezai geçen sene iyi adamdı derler. Bana bak, Allah korusun. Cenazemde de arkamdan böyle konuşacaksın Allah bilir. İyi insanım oğlum be. İyiyim, iyiyim. Ya bırak Allah aşkına. İyiymiş. Tövbe, tövbe. Sezai bu konu aklına geldiğinde özünde iyi bir insan olduğunu ama çevresinin kötü olduğunu düşünüp rahatlardı. Ama en yakın çevresinden bu lafları duymak onu etkiledi. Bir süre düşündü, hatırlayabildiği ilk anıyı aklına getirmeye çalıştı. Kısa bacaklı, kısa kafalı, kuru kafalı. Annem ve babam nargile mi içiyor seni? Sen de mi Sezai? He, ben de. Ve Sezai koşmaya başladı. Yan köyden bir otobüse atlayıp İstanbul'a, Kanlıca'ya dönmeye karar verdi. Sezai mahalleyi kimsenin izlemediğinden emin olduktan sonra Divriği'yi aramaya, tehlikenin geçtiğini haber vermeye karar vermişti. Hayatını riske atıp mahalleliyi kireli Divriği sürgününden kurtaracaktı. Artık iyi biriydi. Gerçi bir kere de duyarlılık göstermişti. Belki hatırlarsınız. Cinnah! Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi olur. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Sezai ilk iyiliğini yapacağı için çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıyım lan. Mahallemi kurtaracağım. Yaşasın iyilik. Sıcak çikolata mı lan bu? Soğuğu bu, soğuğu. Gerçi onda ter kokusuyla gıl oluyor ama... Ne lan?
petrol lan bu. Bu arada ilk duyarlılık anını bir daha hatırlarsak. Ne kadar teklif etmişler? Koy amına, sat gitsin. Sat, 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 sat. Koy amına. Mahallesine bir, eşine dostuna iki. Zengin olduk abi. Biliyorum oğlum. Telefon edip haber verdin. Atlayıp geldim ya. Hadi giyeyim de bizi paranın bozmasına izin verelim. Ay, özel kıyafetleri giymişsin. Parayı çarçur etmeye zinayla başlıyoruz. He? Yok mu oğlum? Zinayı herkes yapar. Biz çok daha yukarılardan başlayacağız Rübbeli'ye. Aa, ne yapacağız abi? Fakir mi hırpalayacağız? He? Ne var aklında? Aklında ne var? Oğlum, öncelikle gidip saç larıma dip boyası yaptırmamız lazım. Kokozluktan boyatamadım. Sonra gidip dev ekran bir televizyon alacağız. Görenler görmemiş desin. Desinler be. Kredimiz var. Petrolü sonra satarak. He, acelemiz mi var? Hadi. Sezai para, güç ve ihtişam için gözünü karartmıştı. Önce abisiyle paylaşmaya karar verdi damıtılmamış servetini. Sonra da istemeden de olsa diğerleriyle. Mahalleyi uğursuz bir karanlık ele geçiriyordu. Karanlık derken kelime oyununu çaktınız değil mi? Petrol de siyah ya. İnsanlık bir kez daha para ve hırsla sınanıyor ve bir kez daha kaybediyordu. Kaiser Soze ben olayım lan. Hı? O çok daha havalı oluyor. Turgut, sen geç böyle. Geç geç. Sezai kötü bir adamdı. Beceriksiz ama kötü bir adamdı. Ve bu sayede istemeden de olsa mahallenin, yani petrolün Hilmi'nin olmayan bütün kısımlarını tek bir odakta toplamış, zamanı geldiğinde Hilmi'nin işini çok kolaylaştırmıştı. Zamanı geldiğinde. Sezai de kötü değil zaten artık. Kısa bacaklı, kısa kafalı, kuru kafalı. Annem ve babanlar gülemeyeceğiz seni. Sen de mi Sezai? Yamuk dişli, yamuk dişli, dişi yamuk. Oğlum bunun dişi yamuk. Çek 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 çek. Sezai'nin ağzını çıtla çevirmişler. İnşaat yapacaklar galiba. Sezai, dişinde bir şey var oğlum. Oğlum dişlerine güzel dalga geçilmiyor ki. Sanki sizinkiler çok yaratıcı. Oğlum bırak onu. Küçük Hilmi geldi. Onunla dalga geçelim. Hilmicak, Hilmicak. Oğlum bırak. Cinna! En çok ben azalıyım. Nargile baba, yukarı baba. Annem ve baba yukarı bakıyor. Böyle yukarı baba. Sen de mi Sezai? Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedim. Öyleyse Sezai'ye değil, Sezai ustaya için. Ve böylece bahsettiğim üç ayaklı tabure oluştu. Var yanık Anadolu çocuğu Sezai, var yanık Anadolu çocuğu.